Su yok, sorun zaten yok. Su bu bölgede barajlarımız olduğu halde yeterli bir suyumuz yok. Şimdi bizim Büyük Menderes Havzası'nda su çoktu yıllar önce. Kaynaklarımız boldu, yağmurlar boldu, barajlarımıza yeterli oranda suyumuz oluyordu. Ve Büyük Menderes yaz kış aşmıyordu. Şunda aşağı yukarı 10 yıldan beri Büyük Menderes Havzası'nda su birikmiyor ki artık baraj olduğu halde. Çineçek'in üzerinde bir baraj daha olduğu halde yeterli su olmuyor. O da neden? Hava şartından, havaların sıcak gitmesinden, iklimler değişiğinden, yağmur yağmadığından dolayı barajlarımız yeterli su olmadığı için çiftçi olarak yeterli su alamıyoruz. Hep balık içinde yaşadığımızdan yokluğun kıymetini anca öğreniyoruz. Kuraklığı anca öğreniyoruz. Ama önceden Menderes akıyordu. Yaz kış akıyordu. Hiç kimse bu su nereye gidiyor deyip sormuyordu. Şimdi su yok olmayınca su neden gelmiyor diyor, soruyoruz. Aslında bunun kabahati yine bizlerde yani. Tatlı su dünyada hayatın olmasının en büyük, en temel nedeni. Su eşittir hayat. Su eşittir canlılık. Türkiye su zengini bir ülke konumundaydı. Şu an su sıkıntısı çeken ülke konumunda ve çok yakın bir gelecekte de su kıtlığı yaşayan bir ülke konumuna gelmesi öngörülüyor. Yani biz ülke olarak maalesef su fakiri olma yolunda ilerliyoruz. Mevcut suyumuz, kişi başına düşen yıllık su miktarı kullanılıyor bir ülkenin suyunun durumunu belirlemek için. Bizim maalesef bu verilere baktığımız zaman azalan kişi başına düşen yıllık su miktarıyla su fakiri olma yolunda ilerlediğimiz gerçeğiyle karşı karşıyayız. Dünyadaki bütün suları, denizleri, dereleri, yeraltı sularını toplamda bir sürahinin içine sığdırdığımızı düşünelim. Cam bir sürahinin içine bütün bu suları koyduğumuzda 5 litrelik bir cam şişedeki toplam dünyadaki su miktarının ancak ve ancak bu tatlı kaşığı kadarki miktarını insanlık kullanabiliyor. Ülkemiz maalesef ama maalesef su stresi çeken bir bölge. Yağış düzeni çok verimli değil. Su stresi çeken bir bölgeden bahsediyoruz Türkiye coğrafyasını düşündüğümüz zaman. 2023 yılı verilerine göre kişi başına yıllık su tüketimi 1313 metreküp kadar. 2030 yılında bu bir yıllık su tüketim miktarının kişi başı 1000 metreküpün altına düşmesi bekleniyor yeni nüfusla birlikte. Bu şu demek, bugün su stresi çektiğimiz bir bölgede 2030 yılında su kıtlığı çekiyor olmamız anlamına geliyor. Dünya nüfusu çok arttı, ülkemizin nüfusu çok arttı. Yani suya talep eden kişi sayısı arttı. Aynı zamanda suyu birçok sektör çok daha fazla yoğun biçimde kullanmaya başladı. Yani sanayi sektörü suyu talep ediyor, enerji sektörü suyu talep ediyor, tarım sektöründe suyu kullanıyoruz. Böyle olunca sabit bir stoktan biz her yıl daha fazla su çeker konuma geliyoruz. Ama o stoğu, yani o tatlı su döngüsüne bir damla su ekleyemiyoruz. Sabit bir döngü olduğu için. Temel sorun bu aslında. 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyar, Türkiye nüfusunun göçler vesaire de dikkate alındığında 105 milyon olmasını bekliyoruz. Bu şu demek, bugünden 2050 yılına geldiğimizde 2050 yılında şu an Türkiye'de, dünyada üretilen bütün gıdanın %70 daha fazla üretilmesine ihtiyaç olacak artan nüfusu besleyebilmek için. Ve bunun üretilmesi için de %15 şu ankinden daha fazla suya ihtiyaç olacak. Böyle bir su var mı? Hayır, yok.
bütün su kıtlığından söz ediyoruz ve tüketicinin bunun da farkındalığından söz ediyoruz. Ancak gözlemlediğim şey şu, milyon liralık veya dolarlık hatta yazlıklarda insanlar bu su kıtlığına rağmen bahçelerini, geniş alanları çim yapıyor veya parklarda, hatta refüjlerde, orta refüjde yerel yönetimler çim yapıyor ve yaz aylarında İzmir'in koşullarında sulamaya çalışıyor. Düşünün, su hepimizin ortak varlığı. Sizin suyunuz bir musluktan gelebilir ama o suyun bağlı olduğu kaynak bütün burada yaşayan insanların kullandığı ve gelecekte de belki kullanacağımız su kaynağı. O nedenle her bir damlanın bizim için önemli olduğunu ve bu suyu kullanırken hangi kullanım alanını niçin tercih ettiğimizi de doğru karar vermemiz lazım. Ege Üniversitesi bütün bahçeyi çim yaptı. Ve Ziraat Fakültesi'ndekiler itiraz ediyor. Yani çünkü su yok. Kampüste su yok, su kıt. Ama rektör yapacağım diyor ve yapıyor yani. Tabii bunu kesiyorsun sen. Toplamda bu bir tatlı kaşığı kadar su dedik ya, bunun %75'ini tarımda kullanıyoruz. Tabii ki kentsel kullanım var, tabii ki sanayideki kullanım var. İnsanlığın tarımda kullandığı, ürünlerimizi yetiştirdiğimiz su var. Ama %75'i tarımda salma sulama, vahşi sulama dediğimiz son derece toprağın sağlığını da en verimli tabakayı süpürerek erozyona uğratan, bitkinin kökünü çürüten ve kimyasal gübre ve ilaçların son derece yeraltı sularına, derelere, denizlere karışarak buradaki bütün toplam canlılığı etkilediği ve mahvettiği bir düzenden bahsediyoruz. Türkiye'de 2008 yılında toplam olarak 45,5 milyar metreküp su kullanıyormuşuz bir yılda. 2022 yılında bu derneğe çıktı 65 milyar. Yani 14 yıllık bir süre içinde yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküp su tüketimimiz artmış. En fazla artış nerede? Bu dönemde baktığımızda yılda 800 milyon metreküp, 1 milyar metreküp artışla tarımsal sulamada çok ciddi bir artış var. 14 yılda yaklaşık 20 milyar metreküplük bir su tüketimindeki artış ciddi bir sorun. Tarımda bu şekilde sulama devam ederse 2030 yılında şu anda 65 milyar metreküp civarında olan yıllık su tüketimimiz 70-72 milyar metreküpe ulaşabilir. Bunda henüz iklim değişikliğini koymadık. Bölgemizde şu an yaklaşık 14 bin dönüm arazi var. Ve 14 bin dönüm arazinin %70'i sulama sorunu çekiyor. Bu sulama sorunu çektikçe mahsullerimiz daha kötüye gidiyor. Bir an önce bunun düzelmesi için vahşi sulamadan çıkmamız lazım. Yaygın sulama yöntemi vahşi sulama, salma sulama dediğimiz bir yöntem. Gezerken görmüşsünüzdür, yol kenarlarında kanallar vardır, açık kanallardan o su ilerler. Sonra tarlaya biz bu suyu adeta oluk oluk akıtarak veriyoruz. Tarlaları suyun altında bırakıyoruz. Bu suyu çok verimsiz kullanan bir yöntem. Su israfına neden oluyor. Artı bazı başka olumsuz etkileri de var. Bitkiyi adeta boğuyoruz suya. Verimli üst toprağında suyla beraber erozyona uğrayıp yıkanıp gitmesine neden oluyoruz. Ayrıca zirai ilaçlar, gübreler de bu sulama yönteminde yıkanarak akarsu kaynaklarımıza karışıyor. Şu an 200-250 metrelerde su bulunamıyor. Ben 10 yıllık geçmişi anlatıyorum size. Ne kadar hızlı bir geriye gidiş olduğunu buradan çıkarabiliriz. Bunun temel nedeni de vahşi sulama ve
kontrolsüz açılan kuyular, ruhsatsız açılan kuyular bölgede çok arttı. Türkiye'de çok arttı. Yani bu büyük bir sorun. Ruhsatsızca herkes kafasına göre artezyen kuyusu açıyor. Oysa böyle olmamalı. Herkesin kuyu kazdırma gücü yoktur ki. Herkes, ben bir kuyu kazdıracağım, 300-400 milyar liraya bakar. Ben hayvanlığımı satmam lazım o parayı çıkarmam için yani. Öyle bizde hazır para yok. 2-3 tane inek satmam lazım mesela. O kuyuyu açtırmam lazım. Ya bize su verecek mesela, Demirci'de su kaç para? Tona 50 bin lira, bizden de 50 bin lira alacak. Parayla yani, biz bedava istemiyoruz. Yeter ki su olsun. Bütün bunların üzerine iklim değişikliği de eklendi. Zaten 15-20 yıl önce bilim insanları Türkiye'yi, Anadolu coğrafyasını iklim değişikliğinin en çok kuraklıkla etkileyeceğini söylüyordu. Bazı ülkelerde de aşırı yağış mesela sorunlara neden olacak. Denizin altında kalan ülkeler olacağını biliyoruz. Türkiye'de Batı ve Orta Anadolu'da kuraklık etkisini göstermeye başladı. Yağış rejimi değişmeye başladı. Sorun, risk daha da büyüyor. Su olmadan tarım olmaz. Bu yani değişmez. Bu doğanın bir kanunu. Su olmadan yani tarım olması düşünülemez. Son 5 yıldır kuraklık her sene artarak devam ediyor. Son 3 yıldır da çiftçinin ihtiyacı olan 3 veya 4 sulamanın sadece %50'si yani yarısı 2 suluyla çiftçi mahsul yetiştirmeye çalışıyor. Bu da hem verim kaybı, hem iş gücü kaybı, hem de çiftçinin gelirinin %50 düşürmüş gibi oluyor. 2 yıldır her geçen gün daha zorlanarak çiftçi bir şeyler üretmeye çalışıyor. Ürettiğinin karşılığını da alamıyor. Sebebi de en büyük problemi yine su ve fiyat. Çiftçiyi de iyi anlamak lazım. Çiftçi şöyle yapar. Girdilerde çok yükseldiği için para kazanacağı ürünlere yönelir. Su kısıtı olan bölgelerde bizim suyu çok çeken bitkileri kesinlikle yetiştirmiyor olmamız gerekiyor. Mesela Konya bölgesinde mısır üretimi gibi. Burada mısır son yıllarda içimize, hayatımıza girdi. Şeker pancarı, yonca, son yıllarda patates, ayçiçeği çok su isteyen bitkiler. Yani bunlar en az 600 milimetre yağış su isteyen bitkiler nezdinde tarım yapılabiliyor. Ama Karapınar yağış miktarı çok az. Kuyuların bilinçsiz kullanımı ve kontrolsüz planlaması nedeniyle yeraltı sularının azalmasından ötürü bölgede toplu olarak toprak çökmeleri meydana geliyor. Bir metrekare mısır yetiştirmek için bir yılda 1200 litre su vermeniz lazım. 10-12 defa sulanır mısır. Yağış ne kadar? 350 litre. Konya'da düşen. Yani 3,5-4 katı, yağan yağışın 3,5-4 katı kadar bir su tüketiyorsunuz. Aradaki fark nereden geliyor? Yeraltı sularından geliyor. Sulama, yağmurlama ya da vahşi sulama şeklinde yapılıyor. Çiftçimiz ne yapmak zorunda? Bir yerden su bulmak zorunda. Çoğu yerde yeraltı sularına yükleniliyor. Özellikle Konya ilk sırada geliyor ama Konya'dan ek olarak örneğin Trakya'da da obruklar oluşmaya başladı. Son 2-3 yılda en az 2 tane obruk oluştu. Siz
bu teşvik mekanizmalarıyla işte suyu olmayan bir yerde kuru tarımı desteklersiniz. Belki işte sulu tarım yaptığında 10 lira kazanacaksa kuru tarıma geçtiğinde 3 lira kazanır. Aradaki farkı devletin karşılaması gerekir. Buna yönelik hareketler, uygulamalar, eylemler planlamanız gerekir ve bunun acilen yapılması gerekir. Sadece tarımsal açıdan değil, örneğin hayvancılık da yanlış planlanmış. Suyla da yakından ilgili. Bizim hani şu andaki aslında bu sorunları ülkemizin yaşadığı bu gıda sorununa da bağlayabiliriz. Suyu iyi yönetemediğimiz için gıda üretimimiz azalıyor. İşte oradan da gıda enflasyonu başlıyor. Et de böyle. Şimdi uğraşan yok. Yolumuzla uğraşan yok mesela. Bu suyumuzla uğraşan yok yani. Arabamızla getiriyoruz. Ondan sonra tankerle su, 3 tonluk su sipariş veriyoruz. Traktörlerle getirtiyoruz. Depolarımızı dolduruyoruz. Allah yağmur verse yağmurdan dolduruyoruz. Böyle giderse çeşmelerimiz olur. Bir de eski yağmurlar yağmıyor. Afat oluyor. Sangadak afat oluyor. 5 dakikada yağıyor. Dünya yağmur yağıyor ama geliyor gidiyor. Eskiden böyle siyim siyim yağmur yağar. Sabaha kadar koydururdu yani yere. Şimdi öyle yağmurlar olmuyor yani. Şeyler mi değişti, ne değişse bilmiyorum yani. Gece uykulam kaçıyor benim. Ben diyorum mesela suyum bitti ya, ben hayvancılığı bırakmam lazım. Yani ben meraktan yapıyorum, bu hayvancılığı seviyorum. Öyle ben ticaret şeyinden değil yani. Ya, tabii insan yaptıkça da ticaret de yapacak da. Ama sevdiğim için daha çok şey yapmıyorum. Yani onun için yapamaz zaman temelde de yok, kesilirse bırakırız yani, ne yapacaksın? Başka türlü susuzluğun akında nasıl gelecek yani, bilmiyorum. Taşıma suyla değmen dönmüyor yani, onu demek istiyorum. Taşıma suyla değmen dönmüyor. Odağında ilerlememiz lazım. Yani bir damla suyu bile ziyan etmeyecek bir şekilde uygulamaları hayata geçirmemiz lazım ki kamu kurumları risk altında. Su tahsisinden onlar sorumlu. Vatandaşa, tarımda, çiftçiye, sanayiye, herkese suyu kamu tahsis ediyor. Kamu kurumları tahsis ediyor. Su, Menderes Nehri'nde hiç su yok. Olan su da zeytinyağı fabrikalarının atığı, foseptik çukurlarının atığı, ne kadar dökmüyoruz dese de ilçe belediyeler bunu yapıyorlar. Bütün su kaynaklarımız aslında dağlardan doğuyor. Bu insanın elinin değmediği veya az değdiği yerlere gittiğin zaman ülkemizin dağlarındaki çoğu yerdeki akarsuyu ağzınızı dayayıp soğuk buz gibi sularını rahatlıkla içebilirsiniz. Nereye kadar? İlk cinden geçtiği köye kadar bunu yapabilirsiniz. Sonrasında maalesef İlk yerleşim alanından geçmeye başladığı anda bizim eski işte akan su pislik tutmaz anlayışının da belki etkisi var. Bütün kanalizasyon atıklarımızı nehirlere, en yakın nehirlere vermeye başladık. Ve bu sularla biz mahsul sulamaya çalışıyoruz. Hem bize zarar, yani sonuçta o toprağın içi, o suyun içine giriyoruz. Çıplak ayakla giriyoruz, elimizle giriyoruz. Bir de yani o pamuk bitkisinden işte gömlek üretiyoruz. Onun özelliğini alıyor mesela. Ya da ne bileyim, kavun yetiştiriyoruz, karpuz yetiştiriyoruz, biber yetiştiriyoruz, patlıcan yetiştiriyoruz. O sudan sulanıyor ve biz onu yiyoruz. Yemek zorundayız. Göz görmeyince gönül katlanıyor, özellikle şehir için. Bir şekilde biz mesela kendi yiyeceğimiz soğanı, ne bileyim patlıcanı, biberi bahçemizde yetiştiriyoruz. Çeşme suyuyla hallediyoruz. Fakat büyük arazilerde bu kötü. Yani tabii kötüden besleniyorsunuz. Bunun yalanı yok. Yani sera değilse, yani derin kuyu sulaması değilse, Menderes Nehri'nin suyuyla, yani şu anki suyuyla sizin önünüze mahsul geliyorsa kötü. Balık ölümleri başlarken, balık ölümlerinin olduğu bir su nehrinden biz mahsul suluyoruz şu an. Siz de bunu yiyorsunuz. Ben yemiyorum.
bugün herkes, yani kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum, akademi suyla ilgili risklerin farkında ve bunun tekil çabalarla da aşılamayacağının, çünkü su çok kompleks yönetilen bir alan, varlık. Birçok talebi var, yönetmesi çok zor. Adil bir şekilde yönetmek hakikaten kolay değil. Açıkçası seferberlik bence çok önemli. Yani su seferberliği çok çok önemli bir başlık olur. Suda sıfır atık ve suda seferberlikle toplam bilinci etkileyecek hareketlere artık söylemden eyleme geçilmesinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Suda seferberlik şart. Yani bölgede damla sulamayı kullanan üreticiler mutlaka vardı ama biz buraya geldiğimiz zaman bunun sonuçlarını ölçülebilir değerlerle gösterdik. Yani 3 litre su yerine 1 litre suyla işimizi gördüğümüzü gösterdik. Su kıtlığı yaşanan bölgede bunu gören üretici kendi uygulamalarında da damla sulama sistemini kullanmaya başladı. Vahşi sulamadan kaçıyoruz biz de. Damlama sulamayla yapıyoruz işlerimizi. Hem ot bakımından hem de bu marş sistemine suyun buharlaşmamasını sağlıyoruz. Su kaybımızı önlüyoruz bu sebeple. Hem çileğimiz çürümüyor, hem yabancı ot mücadelesinde otlarımızı yolarak ya da çapalayarak arasına mücadelemize yapıyoruz. Organik takılmaya başlıyoruz. Yani biz de öyle yapıyoruz bu işlerimizi. Her şeyimizi bununla aldık desek yeridir. Çilekten vazgeçemeyiz. Herkes de yapsın. Keşke yapsalar. Karaokra çiftliğini kurduğumuz zaman bölgede organik tarım yapan üretici sayısı sıfırdı. Kimse yoktu. Burada yapılan çalıştaylarla, festivallerle, eğitimlerle şu an 2022 rakamlarıyla söylüyorum. Bölgede 329 üretici organik tarım yapar hale geldi. Sertifikalı organik tarım yapıyor. Karaokra çiftliğini kurarken Demirci bölgesinde su krizi olduğunu biliyorduk. Bölgemizde o dönemde 80-100 metrelerde su bulunuyordu ama bugün 200-250 metre derinliklere indi. Suyu nasıl çözeceğimiz dediğimiz zaman da, su problemini nasıl çözeceğimiz dediğimiz zaman da bir öncelikle suya dayanıklı bitki seçtik. Özellikle badem üretiyoruz burada. Susuz da yetişebilen bir ürün. Bu toprakların ürünü. İkincisi suyu nasıl bulacağımız ve geçmişin kadim bilgisine döndük. Yol kenarlarındaki pınarlardan ilham alarak biz acaba bu yüzey sularını nasıl toplayabiliriz dediğimizde köylerde kahveleri dolaştık. Bununla ilgili deneyimli amcalar bulduk. Onlara rica ettik bizim arazimizde su bulabilir miyiz diye. Yüzeydeki bitki örtüsünü inceleyerek suyun olabileceği kaynakları gösterdiler. Buradaki teknik de çok basit, şu şekilde işliyor. Bitki örtüsüne bakarak bir bölge belirliyor. 1-2 metre derinliğinde kazıyorsunuz. 150-200 metre uzunluğunda drenaj borusuyla, delikli borularla topraktaki nemi ve damlacıkları topluyorsunuz aslına bakarsanız. İlk kurduk, ben Yusuf amca şey dedim. Yusuf amca su akmıyor aşağıda dedim. Bekle dedi, 2 gün sonra akacak evlat, acele etme dedi. Evet, dediği gibi, çünkü topraktaki aslında nemi ve damlacıkları toplayarak biz şu an arazimizin sulamasını yapıyoruz. Arazinin en alt bölgesinde 400 metreküplük bir tankımız var. 5 kaynaktan toplamızı bu damlacıklarla topladığımız suyu orada biriktiriyoruz. Güneşten ürettiğimiz elektrikle arazinin en üstünde bulunan 500 tonluk tankımıza basıyoruz. Oradan da kendi cazibesiyle bütün arazinin sulamasını sağlıyoruz. Ya ülkeye bakıyorsun, gençler işsiz, her tarafta boş tarım arazileri var. Amerika'dan badem ithal ediyoruz. Korkunç bir şey. Şu anda ekimin yapmaya çalıştığı şey bu. Burası tarım yapılamaz denilen bir araziydi. Bütün raporlar öyleydi. Bizim ekip gittiğinde Orhanlara şey dediler. Deli misiniz, paranızı toprağa yatırmayın. Bunu diyenler ziraatle ilgili onay veren kurumlar. Onlar söylüyor, girmeyin tarıma diyorlar. Girdik ve sonuç şu anda 35 bin üzerinde sanırım badem ağacı diktik Anadolu'nun her yerine.
bizim insanımızın yaptığı en büyük hata, kafasında bir ürün var ve elinde toprak var, onu orada yetiştirmeye çalışıyor. Hayır, şu olmalı. Eğer kafanızda bir ürün varsa o ürüne uygun toprağı seçmelisiniz. Eğer elinizde bir toprak varsa yapılan etütlerle o toprağa uygun ürünü seçmelisiniz. Bugün Karakuklar Çiftliği'nin bulunduğu Demirci bölgesinde pamuk yetiştireceğim diye inat etmeye gerek yok. Yıllar önce iki kardeş kavga ediyorlar. Oradan bir derviş geçiyor. Arazi anlaşmazlıkları var. Diyor adınız ne? Ahmet, senin adın ne? Mehmet. Böyle yapıyor. Bir anda tarlanın içi insanlarla doluyor. Kim bunlar biliyor musunuz? Yok. Bunlar diyor bu tarlayı paylaşamayan diyor Ahmetler ve Mehmetler diyor. Daha diyor Hasanları, Hüseyinleri falan hiçbirini çağırmadım diyor. O kadar geçici bir şey ki buranın 2 metrekaresi bile benim değil. Yani ben bunun çok farkındayım. Çok çok geçici. Ve orada baktığımızda üretimin bir parçası olmak çok gurur verici. Başta kurulurken daha ağaçlar yokken biz değer kavramlarımızı konuşuyorduk. Dürüstlük, iş kalitesi, girişimcilik, yurt sevgisi ve saygı. Üretici artık duyduklarını çok fazla dikkate almıyor. Üretici dokunacak, görecek, sonuçları görecek. Karakuklar Çiftliği olarak bizim burada başardığımız şey herhalde bu aslında. İlk burayı kurduğumuz dönemde eğitim için insanlar çağırıyorduk, yalvar yakar kimse gelmiyordu. Şimdi Demirci'ye geçin, Karakuklar Çiftliği'nde eğitim varmış deyin. Belediye başkanı arıyor, servis istiyor üreticiler, oraya gelmek istiyorlar. Böyle bir eğitim var mı diye. Yani insan burada modeli gördüğü zaman uygulaması da kolaylaşıyor. Atatürk'ün 1930'lu yıllarda Atatürk Orman Çiftliği'ni kurarken söylediği, Türkiye'de üreticilerin gözleriyle görebilecekleri modern uygulamaları tarım merkezleri kurmak gerekir. Herhalde yapmak istediğimiz şey o. Atatürk Orman Çiftliği kurulacağında İsviçre'den uzmanlar getiriliyor ve bu arazide tarım olmaz diyorlar. Atatürk'ün en çok yaptığı şeylerden birisi mesela şeyi yapıyor. Bir gün atlıyor Bağlıca köyüne, atıyla beraber geliyor, kaçmış Çankaya'dan herkesin yanında. Bir gece köylülerle kalıyor, köyün misafirhanesinde kalıyor ve bütün gün onlarla konuşuyor. Böyle gerçekten köylülerle müthiş bir iletişim var. Bir gün gene bir köyde onu anlatıyor. Diyor ki Atatürk Orman Çiftliği'nin arazisinde diyorlar ki oraya bir testik gömün ve içine su doldurun. 3 gün sonra çıkarın ve su olup olmadığına bakın ve bize haber verin. Gerçekten yaptırıyor ve çıkardıklarında bakıyorlar ki içinde hiç su yok. Köylü diyor ki testideki su çekildiyse burada ne dikerseniz olur. Karakuklardan suyu çektik, depo yaparken bana dedi ki bu komutanım, sen de buralarda çok çalıştın dedi, senin de bu sularda hakkın var dedi. O zaman dedim ben komutanım, su çeken mi buradan dedim, tamam dedi, çekin dedi. Biz 300 metre hortum aldık, hortumu kepçeye kazdırdık, hortumu döşedik. Depoya 6 günde suyu doldurduktan sonra vanamızı açtık buradan, bizim buralara su geldi. Tabii su geldik de heyecanlanmaz mı sen? Heyecandan ağladık yani. Gönüllendik, ağladık yani. Mecbur yani, ne için? Gönüllendik. Kendi suyun hiç gelmeyen suyu olmayan, 15 senedir olmayan su oradan olursa güzel oldu yani. Allah razı olsun yani. Onlara eksiklerini göstermesin Allah. İşte öyle. Buraya 8 sene önce geldik ve dedik ki biz burada akıllı köy kuracağız. Buradaki çiftçiler dedi ki hani burada ne yapacaksınız? Üretim yapacağız. Yani burada üretim olmaz, burada bir şey yetişmiyor. Biz bir şey üretemiyoruz. Burası karabatak. İşte su birikintisi oluyor. Sulamak, bitkiyi beslemek çok zor. Siz burada kesin başka bir şeyler, bir işler çeviriyorsunuz dediler. Biz ilk önce buranın altyapısıyla ilgilendik. Yani su düzeniyle ilgilendik. Su yönetimiyle. Direne ettik toprağa ve çiftçilere ilk damla sulama sistemini gösteriyoruz. İşte telefondan açılıyor, kapanıyor. Ben işte başka şehire başka bir iş için gittiğim zaman oradan yapılıp yapılamadığını test ediyorum. İşte köyden de çiftçiler gelmişler. Demişler ki hani ne yapıyorsunuz burada? Tünlü Hanım işte İstanbul'dan suyu açıp kapatıyor demişler. Hadi canım demişler. Öyle şey mi olur? İstanbul'dan su mu açıp kapanır? Geldiler buraya.
akıllı köylülermiş, akıllılar. Biz deli diyoruz yani. Çünkü o günlerde, o zamanda burası bataklık, atıl, hayvanlar otluyor. Burayı yerleştiler. İşte biz burayı ıslah edeceğiz, bilmem şunu yapacağız, bunu yapacağız. E tabii bizde bir merak. Bir baktık ki kavun ekiyorlar. Allah Allah, Haziran ayında kavun ekiliyor. Ha, ekilmez mi? Evet, mutlaka ekilir ama sonucu hüsran. Sebep? Çünkü kavunun yetişme süresi 90 gün. Haziran geç kalmış oluyor. Sebep? Ağustos ayında, Ağustos'un başlarında bizim burada öyle bir sıcak oluyor ki, ehem boğur sıcağı deriz biz buna. Yani çok kötü bir sıcak. Yani o an kavun bir de yükün üstünde dayanamıyor. Dayanamıyor ve yok olup gidiyor. Biz bunları yaşadığımız için, onun için biz deli diyoruz. Yani olmaz ya, bir de adam gelmiş diyoruz. Yani insan bir sorar ya, biz bunu yıllardan beri yapıyoruz ya. Birbirlerine inanmaz bir şekilde gitmişler. Sonra başkaları, başka çiftçiler, yan köyden çiftçiler, Türkiye'nin her yerinden de geliyor tabii çiftçiler. Gelip ne yapıldığını görünce, yani sen de test et. Aslında Akıllı Köy'ün amacı o, kolay bir şekilde yapılabildiğini göstermek. Hem teknolojik olarak hem de üretimin sürdürülebilirliği açısından bunu kolay yapılabildiğini çiftçinin anlaması, görmesi, aklı gözünde olduğu için zaman içinde gerçekten tarım yapıyorlarmış burada dediler. Bize tabii ilgimizden dolayı nasıl, beğeniyor musunuz, nasıl? Vallahi beğeniyoruz ama yaptığınız yanlış. Bu zaman kavun ekilmez. Görürsünüz bak diyor. Ya neyi göreceğiz ki? Biz bunları yaşamış insanız. Ha, farkı var mı? Var. Damlama, maçlama. Yani siyah laylonları germişler. Efendime söyleyeyim, damlamayı altına sermişler. Fideleri ekmişler falan. Tamam. O şekilde geliştiriyorlar. Neyse, geliyorum, gidiyorum. Her gün daha bir güzelleşiyor. Her gün daha bir güzelleşiyor. Hatta iddia etmiştik o kulaklar çınlasın, o ziraatçı arkadaşla, Rasim Bey'di. Bana dedi, 10 ton dedi, ben kavun alacağım buradan dedi. Ben adımı değiştiririm dedim ya, sen burada 10 ton kavun alırsın. Ama gün geçtikçe haklı çıkıyor. Gün geçtikçe güzelleşiyor. Biz çökecek diye, o ehem bohur da geldi. Kavunlar yetişti. Çökecek diye bekliyoruz. Daha da güzelleşiyor. Tabii adamlar tekniğini biliyorlarmış. Mesela biz suyu buluyor, suluyoruz. Bir de vahşi sulama. Ama adam gece 5-6'dan sonra, hava serinlikten gece suluyormuş. Neyse, bana diyor, isim buluyor mu kendi? İsmi değiştireceğim dedim ya, isim buluyor musun? Bu sefer beni bir merak, arkadaşları getiriyorum ya, 10 ton verir mi ya falan. Yok diyorlar, fazla korkma sen. 8 tonu geçmez. İşte 6 ton verir, 7 ton verir. Nitekim 8 tonda kalmışlar. Korkunç bir başarı. Sonra birkaç kişi biz de tarlamızda aynısını deneyelim, aynı benzer çalışmaları yapalım dedi. Onlar daha çok verim elde ettiler. Çünkü burası karasulak bir arazi olduğu için biz verimi arttırdık. Hani burası çamurlu bir yerde. Biz verimi arttırdık. Onlar aynı yöntemleri kullanarak bizden daha çok verimli toprakları olduğu için daha çok verim elde ettiler. Onların sonuçlarına göre de diğerleri, bak hadi o gitti. İlk önce dalga geçiyorlarmış birilerine. Nereden öğrendin? Akıllı Köy'den öğrendim mesela. Akıllı Köy'den öğrendin, tabii. Yani çıkar bekle bu ürünler falan diyorlarmış. Sonra onun ürünleri çıkıp da çok verim elde ettiğini görünce, ne yaptın, ne yapıyormuş Akıllı Köy, biz de gidelim demeye başladılar. Biz burada sadece bu köy için değişim yaratmıyoruz. Aslında burası küçük bir nokta dünyada. Ama dünyada bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz kırsal alanda. Türkiye'nin her yerinden çiftçiler buraya geliyorlar ve kendi ürünleriyle ilgili ne yapabileceklerini, hangi teknolojiyi kullanabileceklerini, en çok da sulama sistemine ilgiyle bakıyorlar. Çünkü çiftçinin asıl üretim kaynağı su. Aynı yıl girdim ve aynı yıl başarıyı aldım. 6 ton, 7 ton mal aldım. Kavun aldım mesela. Yani güleceğimi tutamıyorum. O kadar güzel. Devam. Biz hani deli derken bana deli demeye başladılar. Ben o işe girince bana deli demeye başladılar. Ama ondan sonra kavuncu Hüseyin oldum ben.
Bu sefer danışman gibi olduk. Allah razı olsun, akıllı köy. Mesela biz girdik ona ama mühendisleri emrimizde bir sıkıntın oldu. Tarlaya kadar geliyorlardı ya. Sonra ben pamuğa geçtim. Bu dedim pamukta niye olmasın? Fakat ertesi yıl su krizi başladı. Devlet Su İşleri dedi ki iki su. Kuraklıktan dolayı iki su. Ama ben kendi adıma rahattım. Neden? Damlama veriyorum ya, bana sınır olmaz. Çünkü zaten az su kullanıyorum diye düşünürken sulama birliğine gittim, beyanname verme, paramı yatırma. Sana da iki su dediler. Ya nasıl olur bana iki su? Keşke herkes benim gibi damlama yapsa da bu su bize iki sene yeter. Yok efendim iki su. Ya kim karar veriyor? Nasıl yaptınız siz bunu? Ben başladım. Önce CİMER'e yazdım. CİMER beni Tarım Bakanlığı'na yönlendirdi. Tarım Bakanlığı tekrar başladığım yere Devlet Su İşleri. Devlet Su İşleri'nden randevu aldım. Gittim, yetkili mühendis geldi. Arkadaş, ben damlama su yapıyorum ama bana iki su diyorsunuz. Evet öyle. Hem ben Türkiye ekonomisine ya 700 kilo pamuk ne demek? Ve deneme yaptım. Başardığım için işi büyüteceğim. Daha da çoğaltacağım. Valla sen bilirsin diyorlar. Ha, yasak var mı? Yok. Damlama ne yaparsan yap. Ama iki su sulayacaksın. Ya akla aykırı ya. Mantığa aykırı. Ya sizin burada ziraat mühendisi yok mu arkadaş? Bir çağırın ya. Size bir anlatsın bunu ya. Bu kararı kim aldı? Var. Biz hep beraber aldık bu kararı. Ya iyi de nedenini anlat. Komşu ne dermiş? Ya dedim o komşuya keşke damlama yaptırsanız, keşke beni görse de ne kadar az suladım, su kullandığımı görse, ne kadar çok verim aldığımı görse seneye keşke bu milletin yarısı döner bu damlamaya. Yok efendim, anlatamadım. Ortaya çıkarılan çözümler maalesef ben yama niteliğinde diyorum. Ya yerelde ya daha büyük boyutlarda bir yerde sorun görüldüğünde hemen bir yama yapıştırılıyor. Ama o yama ne kadar tutuyor o tabii tartışılır. Örneğin bazı bölgelerde sulamaya kısıt getirildi. Oysa bunun geri planında yeni bir ürün deseni veya tarımsal uygulamalarda örneğin toprakta su tutmayı teşvik eden yeni uygulamaların, bu toprak işleme, su hasadı, toprak organik maddesinin artışı, daha derine inen yeni türlerin belki yaygınlaştırılması gibi çözümler gerekirken, üretici aynı ürünü, örneğin pamuğu, ama daha az su kullanarak yetiştirmesi gibi bir ikilemle karşı karşıya. Çiftçi tedirgin, kamu kurumları su tahsisi konusunda tedirgin. O yüzden bizim SÖKE'de bir toplantı yapıp tarafları bir araya getirdiğimizde hemen ilk toplantıda SÖKE pamuğu su koruyuculuğu kurulu kurulması tesadüf değil. Herkesin ortak bir paydası var modern sulamaya geçiş. O yüzden de çok hızlı bir şekilde taraflar bir araya geldiler, bir kurul oluşturdular. Çoklu dönüşüm için bir pilot proje tasarladılar. Şöyle de bir soruna cevap veriyor, yanıt veriyor bu proje. Büyük Menderes Havzası'nda tarlaya gelen suların filtrelenmesi gerekiyor. Filtrasyon işleminden geçirilmesi gerekiyor. Askıda katı madde dediğimiz yoğun partiküller var. Kirlilik de bunun nedenlerinden bir tanesi. Şimdi bu filtrasyon işlemini yapmazsa çiftçi sulama boruları, basınçlı sulamaya yapacağı borular tıkanıyor. Filtrasyon yüksek maliyetli bir yatırım. O yüzden biz bu 17 çiftçinin 100 hektar arazisindeki pilot projede ortak bir filtrasyon sistemi entegre ettik. Böylece çiftçilerin tarla içi uygulamaları için ayrıca bir filtrasyon maliyetleri olmuyor. Suyu
yönetilmesi gereken bir kaynak. En çok yönetilmesi gereken yer de tarım. Ve çiftçiler bunun gayet farkındalar. Bu suyun yönetilmesi gerektiğini, artık eskisi kadar sulama yapamayacaklarını, zaten o kadar fazla sulama yapmanın da tarım için bir anlamı olmadığını görmüş durumdalar. İklimin de değiştiğini fark etmiş durumdalar. Artık çözüm arayışı içindeler. Buraya gelip bu çözümler nelermiş, bunları öğrenmeye çalışıyorlar. Biz de onlara anlatıyoruz neler yapılabilir diye. Zaten dünya aslında sürdürülebilir bir yer. Kendi yapısı itibariyle o kaynakları düzgün kullanırsak, özellikle suyu düzgün kullanırsak, geleceğimiz için dünyayı terk etmeden, dünyanın yok olmasını beklemeden, devamlı onun sürdürülebilirliğini katkı sağlayarak burada yaşamaya devam edebiliriz nesiller boyunca. Dağtalı Barajı kurak bir bölgeydi. Orayı olduğu gibi 438 bin ağaçla ağaçlandırdık. Bu ne işe yarıyor? Bir sefer oraya suyun akışını, o havzaya suyu, gelen suyun filtrasyonunu sağlıyor. Yağmuru getiriyor ve barajın su içilebilir potansiyelini artırıyor. Orman olmadığı takdirde bir sefer suyu bulamazsınız. Ormanlar kökleri vasıtasıyla suyu emer ve toprağın diplerine getirir. Diplerde sular sezilir, nehirlere akar, akarsulara akar, oradan elde ederiz. Ağaç yağmuru çeker. Yağmuru çekmesi suyun kaybını önler. Ben gayet iyi bilirim, çocukluğumda evimizde yağmur suyunu toplardık biz. Suyu ödeyemeyecek değil ama o suyun günah olmasından dolayı. Üstelik yağmur suyu o kadar lezzetli, o kadar güzel bir su ki bugün şişelerde içmiş olduğumuz suyu 30 sefer tokatlar geçer gider kalitesi açısından. Yanlış oldu belki. Çok daha kaliteli sular siz kesersiniz. (gülüyor) 29. yıldayız biz. 29 yıl boyunca takriben 14 milyon adedin üzerinde ağaç dikimi yaptık. Bu yılda aşağı yukarı 500 bin adet eder ve 85 bin hektar alanda diktik bunu. Tabii yeterli mi? Hayır, yeterli değil ama imkanlar bu kadar. 100 yıl ormanını kurduk. Ulu Önder Atatürk'ümüzün bize bahşettiği Cumhuriyet'in 100. yılında 7 bölgede, 7 ormanda 721 bin fidan dikimi gerçekleştim. Türkiye'ye dağılarak. Bir fidanın boyu kalem kadar zaten, kalem boyunda bir fidan. Ama onu ektiğiniz zaman o 30 yıl sonra size sağlayacağı hizmetlerin haddi hesabı olmuyor. Bir kişi de bizim bağışçımız, üyemiz. 10 bin fidanı veren de bağışçımız, üyemiz. Dolayısıyla onların bir arada olması ve her dikilen ormandaki ağacının nerede olduğunu bilmesi, hangi ormanda olduğunu bilmesi onlara güveni de farklı bir şekilde yansıtıyor. Doğa çok öğretici. Korkuluklara bakıyorum hep insan figürü. Neden olabilir diye ben kendi kendime soruyorum bunu. Bunun üzerine konuşuyorum. Doğadaki en vahşi şey insan aslına bakarsan. Bütün canlılar korkuyor. Yani doğayı da tahrip eden insan. Su kaynaklarını da çok vahşice kullanıp yok eden insan. İnsan çok vahşi olduğu için doğaya ve bütün canlılara karşı en büyük tehdit unsuru olduğu için bence korkuluklar hep insan figürü. Bu yaşımda kendi neslime tasarrufu anlatabileceğimi hiç düşünmezdim. Çocukken bize çok anlatılırdı. Devir gerçekten tasarruf devri ama kendi ekonomimiz için değil, yaşamımızı sürdürebilmek için. Bir sonraki nesile kirli topraklar bırakmamak için, kirli su kaynakları bırakmamak için tüketimimizin sorumluluğunu almamız gerekiyor. Kişilere ne görev düşüyor? Benim önerim, birincisi hangi havzada yaşıyorsunuz? Bakın Türkiye'de 25 nehir havzası var. Yani bizim 25 nehrimiz var. Bu nehri besleyen kollar adeta bir böyle kılcal damarlar ağı gibi. Hangi nehir sizin can suyunuz mesela? Ve havzanızdaki suyun durumu ne? Bunu bakarak başlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Artık eylem planı hazırlama değil,
eylemlerin ne diyelim faaliyete geçmesi gereken, o eylemlerin hayata geçirilmesi gereken bir dönemdeyiz. Yeterince suyu yönetmek, toprağı yönetmek için bilgimiz var. Yapmamız gereken irade. Doğayı biz mahvettik. Biz mahvettiysek biz geriye getirmek mecburiyetindeyiz. Ama devlet desteği şart. Ama ne kamu kurumları, ne özel sektör, ne sivil toplum, ne akademi tek başına yapamayacak. Bunun da farkındayız. Geleceğin su konusunu halletmekle ilgili birinci faktör iletişim, insanların da eğitilmesi. Ne olur her şeye bakarken iki cümle olsun hakkında. Nasıl daha iyi olabilir? Yaparız biz. Bu iki cümle varsa aklını bu iki cümle olan insanın bulunduğu yeri, evi, okulu, her yeri ileri götürmeme ihtimali yok. Nasıl daha iyi olabilir? Yaparız biz. Ben de değil. Dünya sadece bizim çalışmamızla kurtulmayacak. Herkesin bunun için bir şey yapması gerekiyor. Kesinlikle seferberlik şart ve bu seferberlikte de tüketicinin de bu işin farkında olup bunun için çaba gösteren, emek harcayan, para harcayan üreticiyi de tüketicinin öncelikle alıp tercih etmesi gerekiyor. Çünkü o üretici aslında tüketicinin yaşadığı ülke için katkı sağlayan konumda. Çiftçinin umudu bitmez. Bizim buralarda değil, böyle tüm Türkiye'nin bir tabiri vardır. Çiftçinin karnını yarmışlar. Bir 40 yıl daha çıkmış derler. Vazgeçemiyoruz. Yapmayacağız, yapamayacağız diyoruz. Seneye daha çok ekiyoruz. Herkes bu taşın altına elini koyacak. Gönülden, yürekten, çocukları için, torunları için, gelecek nesiller için, gelecek nesillere olan borcumuz için bunu yapacak ve hep birlikte bu işin üstesinden geleceğiz. Ekmek babaysa anne sudur. Ne annemizden ne babamızdan vazgeçemeyiz. Kıymetlerini bilmemiz gerekir. Tüketimimizde ve üretimimizde sorumluyuz gelecek nesillere. Ve bir şeyleri değiştirmek önemli değil, hızlı değil, acil. Çok hızlı değiştirmemiz gerekiyor. Her şeyimizi, hem alışkanlıklarımızı hem üretim biçimlerimizi. Umutsuz değil, birlikte mümkün. Benim gönlüm zengin Allah'a şükür. Gönlüm zengin Allah'ıma binlerce şükür. Sağlık istiyorum Allah'tan ben. Ne yapayım? Parayı bulamam olsa çok fazla. Çoluğumla çocuğumdan böyle hayat sürecek kadar olsun yeter. Ha, suyumuz olsun. İnşallah yani. Sizin sayenizde de su da olur. Belki siz bizden biraz daha bundan yanına yanlatacaksınız, çamlatacaksınız. Belediyelere bir daha bir şeyler yapacağız yani. Ama Karoğullar'dan, ama sağdan, ama soldan, ama kendimden bir su işi olacak yani kesinlikle. Ben teşekkür ederim derdimi dinlediğiniz için. Dert çok canım. Dinleyen yok. Allah razı olsun. En çok siz dinlediniz yani.